Tablodaki ifadeleri karşılayan harflerden hangileri boş bırakılan yerlerden birine getirilemez demiş. Aşağıdaki kutucuklarda verilen soruların yanıtları bulunmaktadır. Buna göre kutucuklarda yer alan harfleri boş bırakılan yerlere yazarken bir sorunun birden çok cevabının olabileceği göz önünde bulundurunuz demiş. Şimdi bir bakalım. Tablodakilerden hangisi Ömer Ayyam'ın dünyaca ünlü şiirlerini biçimlendirdiği nazım biçimidir? Evet, rubai. Şuraya G'yi koyalım. Tablodakilerden hangisi Jack London'ın roman türündeki eserlerindendir? Şöyle bir baktığımızda Martin Eden'i alacağız. Evet C. Tablodakilerden hangisi insanlık komedyası adı altında olan romanlardandır? Baktığımız zaman dostlar Gorgiot Baba'yı buraya alabiliriz. Tablodakilerden hangisi Aniel L. şiirleriyle ün salmış polisiye romanları olan Amerika edebiyatı sanatçısıdır? Evet baktığımız zaman Edgar Allen Poe polisiye roman türündeki eserleriyle tanınır. Onu da şuraya yazalım. Evet neler kaldı dışarıda? A kaldı, B kaldı bakıyoruz D kaldı evet F kaldı değil mi cevabımız D seçeneği olacaktır Bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Batı edebiyatının ilk büyük eserleri sayılan İlyada ve Odesa destanlarının yaratıcısı, derleyicisidir. Evet cevabımız Homeros. M.Ö. 9. yüzyılda Batı Anadolu'da bugünkü İzmir ve dolaylarında yaşadığı ileri sürülür. Destanlarındaki betimlemelerin canlılığı eserlerinin en dikkat çekici özelliğidir. Evet cevabımız B seçeneği. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? İtalyan edebiyatının kurucusu sayılan şair, Rönesans çağını açan sanatçılarının da başında gelir. Ancak Aristo felsefesine bağlılığından akıl ve dine önem vermiştir. En önemli eseri olan ilahi komedya, yapma destan özellikleri gösterir. Cehennem, Araf ve Cennet bölümlerinden oluşan bu alegorik eserde şair, öteki dünyaya yaptığı hayali yolculuğu anlatır. Evet cevabımız Dante olacaktır, Edirne. Bu parçadaki bilgi yanlışları numaralanmış yerlerin hangisinden kaynaklanmaktadır? Romantizm akımının komedi türünde en büyük sanatçısı olan Molière. Molière romantik değildir, klasiktir. Dolayısıyla burada bir yanlışlık bulduk. Molière yalnız Fransa'nın değil dünyanın en büyük güldürü yazarlarından biridir. Tiyatroda töre ve karakter komedyası denen bir türün oluşmasını sağlamıştır. Doğru. Oyunlarında sonradan görme zenginler, şarlatan hekimler, çaçaron kadınlar, dini çıkarlarını alet eden iki yüzlüler, paraya tapan cimriler, gibi her toplumda rastlanabilecek karakterlere değil tiplere yer vermiştir. E dolayısıyla yanlış yanlışlığımız 1 5 cevabımız Denizli. Bu parçada söz edilen sanatçının etkilendiği akım aşağıdakilerden hangisidir? Modern demokrasi anlayışına temel oluşturan toplumsal sözleşme öğretisi ona ayrı bir ün kazandırmıştır. Filozof sıfatını her zaman reddetmiş, doğayı insanı özüne götürerek yenileyen bir kaynak olarak görmüştür. Toplum ve uygarlığın insanın temiz doğasını bozduğu düşüncesindedir. Gönül yolunu akıl yolundan üstün tutar. Evet, gönül. Gerek toplum, politika, Din ve eğitim konularındaki düşünceleriyle gerek sanatıyla çağını ve gelecek kuşakları etkilemiş, birçok büyük isme esin kaynağı olmuş, onlara yol göstermiştir, diyor. Şimdi demokrasi kavramı geçiyorsa ortada bir özgürlük var demektir. Akıldan çok gönle vurgu yapılıyorsa, evet artık romantizmi işaretlememiz lazım, cevap Bursa. Bu tabloda numaralanmış yerlerin hangisindeki eşleştirme yanlıştır? Madame Bovary, yazarımız Gustave Flaubert ancak etkilendiği akım romantizm değil, realizmdir cevap Adana. Parma Manastırı, Stendhal realisttir. Kötülük çiçekleri Bodler sembolist bir şairdir. Meyhane Emil Zola naturalizmin kurucusu sayılır. Hastalık hastası Molière klasiktir. Evet doğru cevabımıza seçeneği. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Fransız edebiyatının romantik büyük ustalarındandır. Cromwell adlı dramının ön sözünde romantizm akımının ilkelerini belirlemiştir. Evet bahsedilen isim Victor Hugo değil mi? Sanatçının dram, şiir ve roman türlerindeki eserlerinde vatan, özgürlük, insanlık ve doğa sevgisi gibi temalar vardır. Eserlerinde dikkat çeken özelliklerden biri toplum dışına itilmiş kahramanlara yer vermesidir. Sefiller, Notre Dame'da Paris yazarın en önemli romanlarıdır. Evet, cevabımız E seçeneği olacaktır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Küçük hikaye dalında Fransız edebiyatının en güzel örneklerini vermiş, olay hikayesinin dünya edebiyatındaki öncüsü ve büyük ustası olmuştur. Olay öyküsünün kurucusu Mopasant cevap Bursa. Burjuva yaşantısına duyduğu tiksinti onu romantizme yaklaştırsa da var olanı olduğu gibi yansıtan tutumuyla realist, karamsar bir bakışla seçtiği insanlık durumlarıyla naturalisttir. Ay ışığı, tombalak, mutluluk öyküleriyle tanınsa da roman türünde eserleri de vardır. Evet cevabımız B seçeneği olacaktır. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? İngiliz şair Rönesans dönemi sanatçısıdır. Evet, dünya edebiyatının en büyük oyun yazarlarından biri olarak değerlendirilir. Yarattığı Julio Cesar, Romeo Juliet, Kral Lear gibi karakterlerde insan doğasının evrensel özelliklerini benzersiz bir şiir diliyle yansıtmış, yaşadığı yüzyıldan bu yana her çağda ve ülkede oyunları en sık sahnelenen yazar olmuştur. Yazarlık ve aktörlüğün yanı sıra çalıştığı tiyatro kumpanyasında sahiplerinden olan sanatçının eserleri, soneleri, konularını klasik mitolojiden alan iki uzun manzum hikayesi ve oyunlarıdır. Evet bahsedilen isim William Shakespeare cevabımız C seçeneği. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki isimlerden hangisi getirilmelidir? Oliver Twist, Antikacı Dükkanı, David Copperfield, İki Şehrin Hikayesi gibi önemli romanlara imza atan Charles Dickens, İngiliz edebiyatının dünyaca ünlü realist yazarıdır. Karakter betimlemeleri ve hikaye anlatma tekniği açısından edebiyatın en iyilerinden biri olarak gösterile gelmiştir. Çocukluğundan beri gözlemlediği yoksul insanların yaşamlarını anlatırken çizdiği gerçekçi tablolar çok başarılıdır. Evet, cevabımız E seçeneği olacaktır. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Nokta nokta Türkler ile yaptığı İnebahtı Deniz Savaşı'na katılmış ve sol elini bu savaş sırasında kaybetmiştir. Ülkesine dönerken korsanlar tarafından esir alınarak götürüldüğü Cezayir'de 5 yıl yaşamış, ailesinden istenen fidye ödenince ülkesine geri dönmüştür. Ancak orada da dolandırıcılıkla suçlanıp hapse atılmıştır. Burada yazmaya daha sıkı sarılmış, yaşamının sonlarına doğru ünlü eseri nokta nokta ortaya çıkmış, bu eseri sayesinde tüm dünyada tanınmıştır. Evet bahsedilen kişi Sörvan. Cervantes, o dünyaca ünlü eseri ise Don Quixote'dur dostlar. Cevabımız D seçeneği.